Yılın son videosundan merhabalar herkese. Bu hafta genel olarak sakin geçti. Yurt dışı piyasaları Noel nedeniyle kapalıydı büyük oranda. Yurt içinde ise borsadaki hareketlilik ve asgari ücret konusu dışında genel olarak sakin geçti diyebiliriz. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM Yatırım'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Yılın son haftası olması sebebiyle küresel piyasalarda hacimsiz bir seyir izlendi. Bizde zaten artık hacim problemi kronikleşmiş bir sorun haline gelmiş durumda. Peki bu hafta neleri takip ettik? Öncelikle asgari ücret konusu en önemli gündem maddemizdi. Komisyon 3. toplantıda 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin 17.002 lira olmasına karar verdi. Böylelikle mevcutta 11.402 lira olan asgari ücrete %49,1 oranında artış yapılmış oldu. Net artış miktarı 5.600 liraya denk geliyor. İşverene maliyeti ise 7.740 lira artışla 23.502 liraya çıktı. Tabii bu rakam bir tarafı memnun ederken diğer bir tarafı tatmin etmedi. Her zaman dediğimiz gibi önemli olan asgari ücretin artması değil, fiyatların düşmesi ve satın alma gücünün yeniden düzelmesi. Asgari ücretin artırıldığı günün sabahında marketlerdeki etiketler zamlanınca bu artış da bir işe yaramıyor. Özgür Demirtaş asgari ücreti Nisan ayında açlık sınırının altına düşeceğini söyledi. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı şu an 14.025 lira. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara'nın hesaplamalarına göre ise asgari ücret Mayıs ayında açlık sınırının altına inecek. Asgari ücret arttıkça mavi ve beyaz yakalılar arasındaki makas daraldı. Bloomberg Businessweek Türkiye'nin yeni sayısı Yakalar Beyaz, Maaşlar Mavi başlığıyla yayınlandı. Tasarruf yapamayan, ev ve araba almanın sadece hayalini kuran ama bunun için çok uzun yıllar çalışması gereken beyaz yakalıların gelir düzensizliği ve artan enflasyondan en çok etkilenen işçi sınıfı olduğu belirtildi. Piyasaların yakından izlediği önemli ekonomik verilere de bakalım. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre toplam rezervler 145 milyar 453 milyon dolara yükselerek yeni rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada enflasyonla mücadeleye devam edileceğini, rezervlerin rekor seviyeye ulaştığını ve daha da artırılacağını söyledi. Yabancı yatırımcı geçen hafta 139.9 milyon dolar hisse alışı yaptı ve böylelikle yabancının hisse alımları 8. haftada da sürdü. Ayrıca 33.9 milyon dolarlık devlet içi borçlanma senedi ve 1 milyon dolarlık şirket borçlanma senedi aldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's 2024 yılında Türkiye'nin kredi notunu gözden geçirmek için iki tarih belirledi. Birincisini 12 Ocak, ikincisini ise 19 Temmuz'da yapacak. Kurum 15 Aralık'ta bir güncelleme yapmamıştı ve beklentileri boşa çıkarmıştı. Şu an Türkiye'nin not görünümünü durağında tutmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu yılın son bülteninde enflasyon muhasebesine ilişkin bir duyuru yaptı. Buna göre borsaya kote şirketler 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere enflasyon muhasebesi uygulayacak. Bu düzenlemenin ana hedefi şirketlerin mali tablolarında ortaya çıkan bozulmayı düzeltmek, yani şirketlerin finansal verilerini daha gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde yansıtmaları hedefleniyor. Enflasyon muhasebesiyle ilgili çok fazla soru geliyor. Hisseler üzerinde bir baskı oluşturur mu diye. Buna genel bir cevap vermek çok zor. Çünkü her şirket aynı oranda etkilenmeyecek. Şirketlerin maddi duran varlıkları, çarpanları, ciroları, stok durumu gibi birçok kritere detaylı bir şekilde bakmak gerekiyor. Bu nedenle baskıdan ziyade bir kafa karışıklığı yaratacağı aşikar. Midas bu konuda bir çalışma yapmış ve birkaç liste hazırlamış. Stoklarını elinde tutma süresi en uzun şirketlerin enflasyon muhasebesinden negatif etkileneceği belirtiliyor. Bu isimler de Başkent Doğalgaz, Galata Wind, Reysaç Taşımacılık, Aydem Enerji, Ahlatçı Doğalgaz diye gidiyor. Stoklarını elinde tutma süresi en kısa şirketler ise pozitif etkilenecek. Bunlar da Tarkim Bitki, Hektaş, Vakko, Deva Holding, Eskar, Filo, Tat Gıda diye devam ediyor. Az önce belirttiğim gibi Moody's Türkiye hakkındaki değerlendirmesini 12 Ocak'ta yapacak. Bir önceki raporda pas geçtiği için bu toplantıda pozitife çıkarma beklentisinin biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Fakat yine bu tarihte bir güncelleme yapmak zorunda olmadığını hatırlatalım.
Piyasalar not görünümünün durağandan pozitife yükseltileceği beklentisiyle yeni yıla pozitif başlayabilir. Bunun dışında son 3 aydır devam eden sert satışlar sonrasında birçok hissede çok ciddi oranda geri çekilme oldu. Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi hisselerde dip görüldü mü, bu seviyelerden alım yapabilir miyim gibi sorular. Fiyatların yeterince düştüğünü düşünen yatırımcıların alım tarafına geçmesi piyasaları pozitif etkileyecektir. Son 2 gündür de tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. Hatta 9 gündür taban yapan Gübretaş bugün taban serisine son verdi ve tavanı test etti. Fakat borsanın geçen yıl olduğu gibi artık alternatifsiz ve en fazla kazandıran yatırım aracı olmadığı gerçeğini unutmayalım. Bir defa son aylarda gerçekleşen düşüşler borsaya yeni giren yatırımcıları kaçırdı. Ekim ayının başında 8,5 milyon olan yatırımcı sayısı şu an 8 milyonun altına inmiş durumda. Fakat bir tarafta da mevduatlar %60'ları bulsa bile borsadan vazgeçmem diyen, risk seven ve tutkulu bir kesim var. Netice itibariyle 2024 yılında portföylerde borsanın payının azalacağı kesin. Ne olabilir? Bir miktar hisse senedi, tahviller, bir miktar mevduat faizi ve bir miktar daha kıymetli metallere ayrılabilir. Çünkü altın içinde 2024 yılı için beklentiler oldukça pozitif. BIST 100 endeksi yılın son işlem gününe 7415 puandan başladı. 2023 yılının %1 artışla 7470 puandan tamamladı. Gün içinde gördüğü en düşük seviye açılıştaki 7415 olurken en yükseği 7510 olarak kaydetti. Sektör endekslerinden gayrimenkul yatırım ortaklığı, bankacılık, sigorta, tekstil ve gıda pozitif ayrıştı. Net alıcılarda 890 milyon lirayla yatırım finansman ilk sırada yer alıyor. Onu garanti, ziraat, iş yatırım ve deniz yatırım izledi. Net satıcılarda 1 milyar lirayla info yatırım başı çekerken TEP yatırım 893 milyon liralık satışla ikinci sırada yer aldı. En fazla para girişi olan hisseler İş Bankası, Türk Traktör, Suven Giyim, Yapı Kredi Bankası, Petkim, Aksa ve Doğuş Oto oldu. En fazla para çıkışı ise Şişecam, Şekerbank, Gübretaş, Sabancı Holding, İşGYO, BİMAŞ ve Türk Hava Yolları'nda gerçekleşti. Bu arada Gübretaş günü tavanda kapattı. Merkez Bankası bugün 2024 yılı para politikası kurulu yol haritasını açıkladı. Oldukça uzun ve kapsamlı bir rapor yayımlandı. Özetle sadeleşmenin 2024 yılında da devam edeceği, TL mevduat payının %50'ye yükseltilmesinin hedeflendiği söylendi. Gelecek yılda 12 kez toplantı yapılacak. Bu hafta döviz kurları neredeyse her gün rekor kırdı. Hem dolar hem euro Türk lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Döviz kurları sabah saatlerinde yeni rekor seviyelerini test ettikten sonra yüksek seyretmeye devam etti. Dolar kuru Asya seansında 29 lira 85 kuruş ile rekor kırdı. Yurt içi piyasaların açık olduğu saatlerde ise bankalar arası işlemlerde 29 lira 57 kuruş civarında gezindi. Bu yıl lira karşısında %58 oranında yükseldi. Euro bu hafta durmaksızın yükseldi. Dün gece saatlerinde 33 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Türk lirası karşısında bu yıl %65 oranında değer kazandı. 2023 yılı hepimiz için çok zor geçti. Şubat ayında yaşadığımız ve on binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremler bize hiç unutamayacağımız acılar yaşattı. Bunun dışında dünyanın dört bir tarafından çok büyük depremler, seller ve savaşlar gördük. Ekonomik kriz de hepimizi derinden etkiledi. Umalım 2024 yılı hepimiz için her anlamda çok güzel başlasın, çok güzel geçsin. Önce sağlık ve huzur diyelim. Hem kendi adıma hem de Pratik ailesi olarak herkese sağlıklı, huzurlu, keyifli, bol kazançlı bir yıl diliyorum. İyi seneler.